alt tiplere geçiyoruz değil mi? Bunlar alt tipler. Tabii ara tipler. Ara tipler demiştik. Aktiviteci. Anne. Evet. Bunun İngilizcesi soccer mom. Çok komik. Bu da yeni değil, hayır. 1973 yılında Roy Lynch tarafından ilk kez dillendirilmiş. Okul çağı çocuklarına yönelik daha çok bir tarz bu. Okul çağı anneleri, bir okul çağı annesi olarak eğer dikkat çekecek kadar fazla aktivite koyuyorsanız çocuğun hayatına, siz aktiviteci bir annesiniz. Yani benim çocuğum okuldan çıktığı zaman onu kursa götürüyorum. Oradan da işte hafta sonu da işte ne bileyim ben dershaneye spora gidiyor, voleybola gidiyor, piyanoya gidiyor, baleye gidiyor, evet. İşte oradan şuna gidiyor, buna gidiyor. Aktiviteci evet, mi oluyor bu anne? Aktiviteci. Tabii bunun ekstremini saydınız şimdi. Ben o kadar çok aktiviteyi birden ama nereye sığdırır? Ama inanacağımızda çoğu çocuk bu şekilde, daha doğrusu anneler babalar bu şekilde gidiyor geliyor. Yapanlar var değil mi? Var. Evet, gerçekten var. Öyle. Ve bu tabii ki çağımızın belki hastalığı demek lazım, bilmiyorum. Şimdi burada da yine çocuğun karakterine de bakmak lazım. Yani orada futbolla bayılan bir çocuksa ona tabii ki futbola yazdırmak harika bir şey. Ya da tenis oynamaktan çok zevk alıyorsa harika. Ama zorla evet, yani bak sen tenisçi ol istiyorum ben oğlum ya da bale yap kızım. Ama dershaneye de gitmeniz lazım burada. Hadi çabuk bitir. Sonra da seni piyano kursuna götüreceğim yarın. Daha ödevlerini yapacağız bak unutma. Şimdi böyle bir şeye girdiğimiz zaman bizim kendimizi de sorgulamamız lazım. Çünkü biz yapmak istemişiz bunların hepsini, hiçbirini yapamamışız. Evet, yani çocuğumuza yaptırmaya çalışıyoruz. Evet, yani çocuğumuz anne ben sokağa çıkıp oynamak istiyorum diye ağlıyorsa orada bir oturup düşünmemiz lazım gerçekten. Bunun eğer olumsuz yanları varsa o da çocuklar evet çocukluğunu yaşayamayabiliyorlar. Anne babalarını nefes aldırmamakla suçlayabiliyorlar bazen. Onu yapıyorlar gerçekten. Çocuklar bunu dillendiriyorlar. Mutlaka.